Sen bir şahıstan mesela prim yapıyorsun. Mesela Enes'ten prim yapıyorsun. Oğlum sen koca şehirden prim yapmışsın. Nijerya'dan geldin. Çorumlu değilsin. Çorumluyum Ellam. Çorumluyum Heri. Bütün aileni, soyunu, bütün her şeyi orada, memleketini reddediyorsun. Memleketimde eğer böyle bir şey dediğimi bilseler yani beni s**erler memleketimde. Merhaba arkadaşlar, O Ne Diyor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir formatla sizin karşınızdayız. Beni yanlış anlama programına hoş geldin Alper Ende kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. İlk konuğumuz sensin. Sana çok değer veriyoruz kardeşim vallahi benim. Vallahi seviyoruz seni. Oldum. Çorumlu kardeşim çok sağ ol. Bugün bizim ilk programımız. Beni yanlış anlama. Hayır, yanlış anlama beni. Neydi la? Neyse beni yanlış anlama. Biz de biraz heyecanlıyız. Ben sana burada birçok sorular yazmışlar. Yani ben de bilmiyorum onları ben hazırlamadım. O yüzden bana küsme. Kardeşim bam 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 söylerim. Hiç tamam. De çekinmem. O zaman ilk rahat soruya ol. Başlıyoruz kardeşim. Yapıştır. Benim. En başarılı YouTuber'ları bir sıralamaya koysan kendini... Kaçıncı sıraya koyarsın da? Bence birinci sıraya koyarsın kendini. Türkiye'de mi? Yani. Ya tabii Türkiye'de. Ben katılıyorum sana. Bir yani, numaraya koyarım kanka. Sence? Şimdi bunu zaten diyen benim normaldi. Yani senin bana ya evet demen lazım ya da hayır demen lazım. Evet. Kanka içeriklere falan baktığın zaman YouTube'da zamanında başlamış olsaydım birçok insandan daha fazla takipçim olurdu diye düşünüyorum. Daha başlayalı işte benim bir yıl oldu daha yeni. İyi de gidiyor. Şu an 2 milyona yakın oldu. Ben yani içerik, böyle filmlerden sen onlardan daha mı iyisin? Bence iyi değilsin kardeşim. yok. Yani herkesten iyiyim demek istiyorsun. Aynen. En iyi yapmaya çalışıyorum. Kararı tabii halkımız verir falan diyor. Şimdi bir insan bir der ki yok ben o kadar çok iyi diyelim kardeşim. Yok ben... Bak, normalde ben mütevazi bir insanım. Ama neyse onu söylüyorum kanka. Bir ünlüyle prim yapacak olsan Aleyna Tilki ile yaparsın ya. Katılıyorum. Evet. Bir ünlüyle prim yapacak olsam kesin Aleyna Tilki ile yapardım hatta yani. Neden Kotkar değil de Konhar mı? Konhar. Öyle bir şey yapamıyorum. Konhar değil. Neden Konhar değil? Aleyna Tilki şu anda bu ülkede en fazla izlenen pop sanatçısı. Dolayısıyla prim yapacak olsam tabii ki Aleyna'dan tercihim olurdu. Kontkar'la ya da işte diğer rapçilerle de rap dinlemeyi seviyorum ama diğer arkadaşlarımız zaten prim yapıyorlar gerekli rapçilerden. Ben yapmamayı tercih ediyorum. Kime gönderim yapmak istiyorsun burada? Bütün YouTuber'lar. Tüm YouTuber'lar yapmıyor. Bunu bak, tek bir YouTuber yapıyor sadece ben diyebiliyorum. Kim o? Bilmiyorum. İşte ben sana soruyorum ya. Biliyorum hayır, hayır yok. Hayır bilmiyorum. Biliyorum. Yok. Az evvel. Yok bilmiyorum. Hayır bir bilmiyorum. Yok, bilmiyorum. Bir saniye. Hayır, ben sana soruyorum. Ama bir sen. Bilmiyorum. Ben sana soruyorum. Ben bir kişi yapıyor diye biliyorum diye bir cümle. Öyle mi? Yani bu demek siyah o zaman ben bilmiyorum o zaman. Ya. Süzüldü. En çok kim prim yapıyor rapçilerle? Berkcan. Berkcan diyorsun. Tabii. Kötü bir şey diye demiyorum. Ben olsam hani yapar mıydım bilmiyorum. Eğer hani yakın arkadaş olursam ben de onlarla video çekerdim. Ama tabii ki öyle bir etkileşim var aralarında. YouTuberların çoğu takipçilerine yaranmak için olmadığı bir kişi gibi davranıyor. Buna katılıyorum. YouTuberların birçoğu olmadığı bir kişi gibi davranıyor. Kim mesela? Mesela Enes Batur. Allah Allah. Haftada 3 video paylaşıyorsun. Demek oluyor ki en az 4 gün çekim yapmışsın. Bir haftanın 4 gününde de mutlu olabilir misin? Mümkün mü? Sen şimdi bana bunu açık açık diyorsun. Enes Batur samimi değil mi diyorsun bana şimdi? Hayır öyle değil. Daha olmadığı gibi göründüğü oluyor diyorum. Çünkü her zaman mutlu olmuyorsun ama sonuçta bir eğlence kanalı yönetiyorsun. Ve insanları böyle mutsuz edemezsin. Asık suratla bir videoya giremezsin. Dolayısıyla bazen hepimiz samimiyetsiz olabiliyoruz. Peki ben de sana evet sorayım diyorsun. Mı aynısını? Sorma. Çünkü ben soruyorum. Bu nasıl bir patron ya? Bu nasıl bir baskın karakter ya? Instagram hesabını 400 bin liraya satarsın. Kanka 400 bin liraya... Lan sen satarsın lan oğlum. Her şey para mı kardeşim benim ya? Yo her şey para neyse. Değil de Instagram hesabım para tabii. Şu an Instagram'da 750 bin falan takipçim var. Maşallah. Her 1000 takipçi için 1000 liradan kardeşim. Buna katılmıyorum, düzeltiyorum. Instagram hesabımı 750 bin TL'ye şu an bak nakit koy masaya. Koy ver elime. Vereyim kardeşim. Kardeşim 750. Vereceğin eline. Ver 750'yi elime. Şifresi her şeyini sana veririm. Kardeşim bak senin bu yaptığın bence çok büyük yanlış. Mesela bana gelse var ya tüm dünyanın parasıyla da gelsen sat. Dur, bak ben işte. Ben düşünmem lazım. Satmam. Yok ben satmam kardeşim. Kardeşim satmam diyen samimiyetsizdir. Burada bak bana yani şov yapmayın. Ben yani şu an ben samimiyetsiz miyim şimdi? Bence şu an samimiyetsizsin. Ya oğlum yani ben kendi Instagram'ı satar mıyım? La yok oğlum ki. Satmam çünkü bak orada millet seni beğendiği için kanka. Normalde millet seni takip ediyor. O zaman sen aynen. Takiplerini paraya karşılıklı satar kadar... Nereye getirdin konuyu ne yapıyorsun ya? Kanka yeni hesabı açarım. Beni seven de sağ olsun tekrardan takip eder. 750 bin liraya da bak yarım saniye falan düşünürüm satarım sonra. Sonuç olarak Instagram hesabını satan kişi her şeyini satar be kardeşim.
Yani kıyafetini de satar. Ben... YouTube kanalını da satar. Paraya karşılıklı bir şeyini satan her şeyini satar. Bana ne kadar ver sen de vereyim ya yani sat. Şu an kafamı öyle bir karıştırdı ki. Vine fenomenleri YouTube fenomenlerinden daha zekiydi. Buna katılıyorum. Vine fenomenleri YouTube fenomenlerinden bence daha zekiydi. Ama YouTube fenomenleri çok daha çalışkan ve çok daha akıllı bence. Akıllılıkla zekilik bence farklı bir şey. Bence Vine fenomenlerinin kafası çalışıyor ama çok çalışmayan insanlar. Yani, ben de öyleydim. Peki sen zeki misin? Onu bana söyle. En azından çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Bence sen çok zekisin çünkü bir yılda kardeşim öyle mi? O kadar çok takipçi yapmak eyvallah. Bence çok büyük bir başarı. Tabii bunların arkasında başka şeyler de var ama eyvallah teşekkür ederim canımsın. Yani derken yani mesela işte, ne var arkasında? Şimdi şey gizli yapınca, güçler var bunların güçlü arkasında Allah öyle Allah. Kolay mı? Nasıl? Bir yılda 2 milyon olmak. Vine dönemi vardı benim zaten ondan sonra oha diyorum falan vardı. Biliyorum hepsini. Bunlar da etkili. Cumale Ceber filminde oynasam mutluluktan çıldırırdım. Çıldırmazdım. Hiç mi beğenmedin filmi ya da sevmiyor musun neydi ismi? Halil'i. Evet. Benim mutluluktan çıldırmam için gerçekten çok güzel bir projede yer almış olmam lazımdı. Cumali Ceber çok kötü bir proje mi demek istiyorsun? Cumali Ceber 1 kötüydü bence. Yani şimdi Cumali Ceber 1 çok kötüydü diyorsun. 1 kötüydü diyorum. Kötü. 2 kötü değildi kesinlikle ama 1 kötüydü. Bu arada Halil de söylüyor bunu, sıkıntı yok. Tamam o zaman senin film bol gibi daha. Halil'e selamlar. Aynen. YouTuberların geleceğini karanlık görüyorum. YouTuberların geleceğini karanlık görmüyorum. Ben karanlık görüyorum mesela. Çünkü nerede çoğunluk orada bokluk diye düşünüyorum. Kişiye göre değişir kanka. Şimdi eğer gelecek planını iyi yaptıysan ona göre bir yol kat edersin. Ama belli olmaz o yani. Ama mesela YouTube'a hele bakarsam bu son bir yılda herkes artık YouTube'a video çekmeye başladı. Kanka, ben mi yanılıyorum sence? Bence üreten insan her zaman kalıyor. Üretmeye devam ettikçe bir şekilde kalacağımızı düşünüyorum. Peki ben sana bir soru soracağım ama bana dürüstçe cevap ver. Başka birinin yaptığı işi kopyalamak hoş bir şey mi? Yani sana ben Alper Ende'ye yakışır mı? Bence yakışır. Allah Allah öyle diyorsan peki. Bence yakışır hiç sıkıntı yok. Kanka sonuçta YouTube'a video çekiyoruz yani dünyayı kurtarmıyoruz. Ama bence sen diğer insanları kopyalama. Kendin ol her zaman özgün ol. Kankacığım. Yani sus. Yorum yapma. Bu ne biçim format? Davet ediyor sus. Konuşma. Tabii öyle. Yok bizde öyle sus. Öyle bir şey yok. Şimdi şunu açıklığa kavuşturayım. Söyle. Ben her türlü çalarım. Çalarsın. Her... Nasıl çalarsın açıkla. Ya? Sen bilirsin kardeşim be ama sana gene de hiç yakışmaz. Takipçi sayının 1 milyon artacağını bilsen, sevmediğin bir YouTuber ya da fenomenle kanka gibi... La sen görünürsün ya. Buna katılmıyorum. Sırf takipçim artsın diye, 1 milyon artsın diye sevmediğin birisiyle birlikte görünmem. Ben kanalı açalı 1 yıl oldu. 2 milyon aboneye tamam, ulaştık. Biliyoruz. Çok tekrarladın onu. biliyoruz yani prim kasmana gerek yani yok. Demem, yani demem o ki böyle bir şeye gerek yok. Gerek var ama sen... Yok kanka zaten her şey çok güzel gidiyor. Sevdiğim bir insanla her türlü prime kasarım. Ama... Her türlü birlikte video çekerim ama sevmediğim insanla yapmam. Peki şu Gerçek Kahraman filminde de prim kasmak için gitmedin mi sen? Evet. Primcisin yani. Evet. Kabul ediyorsun. Tabii canım. Fragmanda adam hiç koymamış bile. Alper. Terbiyesiz. Koyma de seni. Yani demek ki seni kale almıyor demek ki. Yani bence... Ay çok kanka sana geldi mi ya? Gelsin ama bence yani bu yaptığın yanlış. Sevdiğim adamdan prim kasarım. Enes'i de seviyorum. Enes'ten de kasarım. Ama Enes'e destek olsun diye filminde oynadım. İsterse beni filmden de çıkartıp atabilir. Lan bizim sorular bitti mi lan? Yok bitmedik amına. Amına mı? Yok bir şey demedim. Onu kaçırdım diyelim ağzımdan. Nijerya camı o. Evet yani o şey demek. Çok seviyorum seni. Bir şey seni söyleyeceğim. Demek. Sen niye Çorumlusun? Ben Çorumluyum çünkü. Siyahi bir Çorumlu görmedim hayatımda. Ha işte sen görmedin ama çok bence sen oldu. Çorum'dan çok büyük prim kasıyorsun. Aa dur. Bak. Yok bir burada şey dur. Bana ya, primci ya, diyorsun. Alperen diye bak burada dur. Hayır bak, ya şey, of. Bir şey söyleyeceğim. Ben, ya, bak, bir, şahıstan, ben bir şahıstan mesela prim yapıyorum. Mesela Enes'ten prim yapıyorum. Oğlum sen koca şehirden prim yapmışsın. Oğlum sen primcin ya. Bak primcin Allah'ısın ya. Yüz ölçümü çok büyük senin. Kardeşim ya bak ben seni seviyorum ama yani ben sana primcisin dediğim diye mi şimdi sen de bana yedisin diyorsun? Ya yok şimdi Çorum niye Çorumluyum? Çorum değilsin. Nijerya'dan gelmiş. Çorumlu değilsin. Çorumluyum Ellam. Çorumluyum Heyri. Heyri mi? Ya işte bak sen bunları bilmezsin işte. Neden? İşte bak bilmezsin. İşte bunları bilmezsin. Memleketindekiler biliyor mu mesela onları reddedip ben Çorumluyum dediğini onlar farkında mı? Reddettim mi? Yani reddettim ne demek? Sen şimdi Çorumluyum diyerek bütün aileni, soyunu, bütün her şeyi orada memleketini reddediyorsun. Yanlış mı? Alperen de bak ben Çorumluyum diyorsun. Ama yanlış mı? Bunların haberi var mı onların? Ama bak sen bana onları söyle. La bir dur oğlum. Anneanneleri tamam. Var mı? La oğlum sen bir dur o yüzden mi gitmiyorsun yıllardır? Almıyorlar mı seni? Ama Alperen de bak.
Neyse oğlum, anladık şimdi... biz. Tamam biz anladık. Tamam geç soruya geç ya. Lan, yok hayır tamam, ama şimdi reddetmek yani... Tamam reddetmişsin ya. Memleketini reddetmişsin. Oğlum nasıl tamam, reddettim şimdi? Çorumlu olmuşsun sen. Seni almıyorlar ben anladım. Sen o yüzden gitmiyorsun. Ya, kaç yıl oldu senin Türkiye'de? Oğlum ya beni mi konuşturmuyor ki adam ya? 10 yıl oldu buradasın. Olmadı. 7 sene oldu. 7 sene oldu. 7 senedir sen bayağı ülkeni reddettiğin için ülkene alınmayan bir arkadaşımızsın. bak şimdi ya. Ha. Oğlum bak bu şimdi olmadı ya. Tamam. Oğlum bak bu şimdi olmadı Alperen de kardeşim. Oğlum lan beni öyle bir sıkıştırdın ki şimdi ne diyeyim ben bilemedim ki. Yani reddettim de diyemiyorum, reddetmedim de diyemiyorum açıkçası. Bir dur la yani. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Düşünmedim bile. Programın bug'ını buldum lan yemin ederim. Yok ama şimdi reddetti yani reddetmedim. Yani takıldık oğlum ne yapalım ne diyeceğim bilemedim ki. Ama memleketimde eğer böyle bir şey dediğimi bilseler yani beni s**ler memleketimde. Bu aralar götün kalktı. Bu soru muydu ben anlamadım. Zaten yok bu soru değil. Bu yoksa bana şu an arada söylediğin bir şey mi ben anlayamadım. Evet arada söylüyorum evet, tamam. Bunu ama soru. Yani soru da aynı zamanda. Yani hem soru hem gerçekte de ben bunu söylüyorum. Kalkmadı mı? Oğlum soruya bak bir insan kendisine götüm kalktı der mi? Der. Yani kalktı. Mesela sen diyorsun ya bak kalktı dedi. Evet insanların etrafındaki insanlar değişiyorsa onun, bil ki onun götü kalkmıştır. Ama eğer aynı kişiler varsa sıkıntı yok. İlk aşık olduğunda 20 yaşlarındaydın. Olmadı kanka. İlk aşık olduğumda 18 yaşındaydı falandım evet. Yani hala aynı kız mı? Aynı yenge mi o? Aynı yenge Betül. Geçen gördüm. Betül Çakmak YouTube kanalı. Çok yakında yayında. Tabii. Reklamı da yapıyorsun. Reklamı da yapıyor. Hemen söylüyor YouTube kanalında falan. Alperen de primcisin kardeşim. Yani kendin ama bak yani böyle bu kadar çok da belli etmemeye çalış bazen. Biz primciyiz her türlü böyle şeyi bulduğum anda sokarım. İlişkine zarar gelmemesi için haksız bile olsa sevgili alttan alırsın. Evet, ilişkime zarar gelmesin diye alttan alırım. Yani. Kılıbıksın yani. Kılıbım, evet. Ama iyi değil ki öyle de yani. İyi, yani çok iyi değilse de değil, kılıbım. Allah İyi Allah. Değilse de değil kardeşim. Kılıbıksın yani. Kılıbım, böyle köküne kadar. En az bir kere tekme tokat kavga etmemişsindir ya. Ettim canım, etmez olur mu? Daha oğlum sen daha bebesin la, sen kiminle kavga edeceksin? Kaçlısın? Benim yaşım 24. Tamam benim de. Allah Allah ama çok şey duruyorsun ha, çok küçük duruyorsun. Küçük mü duruyorum? Yani bir de ne bileyim yani böyle kanka, kavga ben... edici tipin yok ki senin. Yani daha bebesin ne bileyim sanki. Doğru. Böyle yaşın... Küçük gösterdiğimi söylüyorlar. Mahallede büyüdüğüm için çok fazla kavga ettim. Yeri geldi dayak yedim, yeri geldi dayak attım. Ama tavsiye ettiğim şeyler değil. Ama çoğunluk hep seni dövmüşler değil mi? Çoğunluk dayak yedim. Dayak yedin değil mi? Bayağı peki, ağzımı yüzümü kırdılar yani bayağı. Kim seni vurduysa isim, soy isim, ev adresi ver ben onu senin yerine dövmeye gideceğim. Enes Batur. Enes Batur mu? Döver miyim beni? Tabii oğlum döverim ki. Tamam. Sen onu döversin. Hah. Tamam. Eyvallah. Bence senin en zayıf noktan kız arkadaşın ya. Evet buna katılıyorum bence de. Benim en zayıf noktam Betül. Çakmak YouTube kanalı. Çok yakında. Vallahi oğlum o kadar yeterli. Hemen yok gitti. Bence beni ve bu programı sevdin. La lütfen. Sevdim de. Seni sevdim. Programını da sevdim. Ama bazı şeyleri de yok değil yani. La oğlum biz yani gerçekleri mesela, konuşuyoruz. Yani şimdi ben burada... Gerçekler adı altında. Burada yani bunu mu diyorsun böyle bir itekleme. Yok, yani o zaman sen Enes Batur'dan mı prim kasıyorsun diye ama... Enes Batur'u sevmiyorsan sevmiyorum diyeceksin. Kılıbım dediğinde... Yine aynı şeyi yaptı ya. Şimdi mesela yenge için kılıbım dediğinde burada bir kılıbıklık bir şey var mı? Var. Çünkü sen kılıbıksın. Neyse programın sonuna geldik. Nasıl bir bağladın sonra ya? Bitiriyoruz ya programı. Bitirmeyelim mi yani Allah Allah. Ama geyik olsun diye yaptık. Aynen öyle. Kardeşim benim, ben seni gerçekten çok seviyorum. Beni kırmayıp kanala geldiğin için, bu programa geldiğin için de gerçekten çok teşekkür ederim yani. Ben teşekkür ederim. İlk programında beni ağırladığın için vallahi mutlu oldum Amir. Şimdi sen geyik olduğunu söyle de yani sonra beni linç etmesinler kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi? Bak çok ciddi söylüyorum. Söyle. Beni bu kadar iyi sıkıştıracağını hiç tahmin etmiyordum video başlamadan önce. Eyvallah kardeşim. Gerçekten benim. Çok iyi bir sıkıştırıcısın. Sıkıştırıcım değil mi? Bir programın sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli geçti. Alperen de kardeşimi de çok sevdim. Yorumlarınızı ve... La oğlum ne diyeyim sonunda bir bilemedim ya. Öyle bir takılıyorum ki.
Evet, beni yanlış anlama programının sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir program geçti. Kardeşim benim, çok keyif aldım, çok eğlendim gerçekten. Eyvallah. Yani prim kasmaktan daha ziyade seni ben çok sevdim ve çok keyif alarak bunu yaptım. Canım. Sana ben bir güzellik daha yapacağım. Şimdi senin en zayıf noktan kız arkadaşın olduğu için evet. ve çok kılıbık biri olduğun için burada da söylüyorum. Betül Çakmay'ın kanalını alta bırakıyorum. Oo. İşte bak sana öyle bir... İyilik yapıyorum yani. Eyvallah kardeşim. Betül Çakmak YouTube kanalı aşağıda. O kadar yeter. yeter. Evet, tamam. Bir programın sonuna geldik. Programın ismi gibi. Bizi yanlış anlamayın. O zaman kardeşim çok teşekkür ediyorum sana. Tekrar teşekkür ederiz. Bizi yanlış anlamayın.